Amerika'da pek çok piyasa yorumcusu yaşanan rallyyi the most hated rally ever, şimdiye kadar en çok nefret edilen borsa rally'si diye tanımlıyorlar. Türkiye'den de nedense bu nefrete katılanlar var. O kadar acayip yorumlar alıyorum ki bazı videolara veya tweetlere bu onlardan bir tanesi. Bülent Kuru 86-82 yazmış. ''Sen bir halt bilmiyorsun. ABD'de bütün ekonomi göstergeleri kötüye gidiyor. Sen de maşallah aklıyorsun, patlıyorsun ABD'yi. Nasdaq'ı da 7 tane büyük teknoloji şirketi götürüyor.'' 93 tanesi 6 aydır sıfır büyüme. Bir halt bin ABD gidiyor. <laughs> Bayılıyorum böyle yorumlara. Ben de ne diyeyim? Hiçbir şey mi bilmiyorum ya. Cidden mi? Tamam bırakıyorum bu işi diye yorum yaptım. Bülent Kuru kardeşimin bu sizin içerisinde belki Amerika nefreti rol oynuyor olabilir. O ayrı. Ama pek çok insan borsaların böyle yükselmesini bir türlü anlayamıyor. Bunun yanlış olduğunu, sert düşeceğini söylüyor. Ve bizim ezberci ekonomist gibi arkadaşları takip edenler yılbaşından beri Nasdaq'taki %44'lük raliyle kaçırmıyor durumdalar Geçen hafta Perşembe, Cuma borsalar biraz düzeltme bodundaydı. Ben de bu hafta açıkçası pazartesi salının biraz eksilerde geçebileceğini... ...fakat F toplantısından sonra tekrar yavaş yavaş eski yolumuza döneceğimizi düşünüyordum. Öyle olmadı. Pazartesi müthiş bir rally ile geçti... Dün de gayet pozitifti işler. Dün Dow Jones %0.8, S&P 500 %0.28, Nasdaq %0.61 yükseldi. Burada tabii Dow Jones'un yükselmeye başlaması çok önemli. Dow Jones biliyorsunuz çok büyük bir endeks ve Nasdaq'tan biraz farklıdır hesaplanma şekli. Nasdaq'ta hisse senedi ağırlıklarına göre bir hesaplamaya katılırlar. Burada ise hisse senedi fiyatına göre katılır. Yani ağırlığın veya o şirketin ne kadar büyük olduğunun bir önemi yoktur. O yüzden oradaki yükseliş daha genele yayılmış bir yükselişi bize gösterir. Dow Jones'a baktığımızda o da aslanlar gibi yükselmeye başlar, eşlik ediyor. Zaten aslında bizim Nasdaq piyasasındaki bazı hisselerin hafif yavaşlaması sebebi de bu. Paranın bir bölümü şu anda Dow Jones'a gidiyor. Buna dengeleme diyoruz. Buna çok hoş bir şekilde büyümenin yayılması diyoruz. Ama pek çok insan hala çok kızgın ralliye. Baktığımızda bizim portföy de dün fena performans göstermedi. Rocket Lab %3.11 yukarıda. Nvidia %2.39 yukarıda. Nvidia durmuyor. Hakikaten inanılmaz bir hisse senedi. ISRG'yi yeni kattık biliyorsun. Intuitive Surgery %2.27 yükseldi. O düşüş trendini tamamlamışa benziyor. Palantir yukarıda, Intel yukarıda. Intel'in bu arada yarın bilançosu geliyor. Yarın sabah Intel bilançosu ile ilgili değerleme yapacağım sizler için. Enphase 0.93 yukarıda, CrowdStrike yukarıda. Dün bizim Tesla, Rivian gibi etikli araçlar biraz dayak yediler. Kapanışa doğru özellikle de geldi. Haberlere de baktım bir şey yok. Demek ki insanın canını satmak istedi diyelim. PayPal eksi 0.99 geldi. Bugün toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz sonra göreceğiz. Visa'da işler çok iyi. Visa ile PayPal aşağı yukarı aynı sektördeler. Onu biraz toparlayacağını düşünüyorum. Yani dün de çoğu günde olduğu gibi yeşildi bizim portföy. Peki neden? Bu kadar nefret edilen bir hali neden devam ediyor? Ve neden tekrar güçlenmeye başladı? Sebebi gelen şirket raporları. Şirketlerin karlılıkları beklenenden çok daha iyi geliyor. Bakın bu grafikte yeşil sütunlar şu ana kadar raporlama yapan 122 S&P 500 şirketinin içinden olumlu sürpriz yapanları gösteriyor. Hangi anlamda? Karlılık anlamında. Şu alttakiler ise olumsuz sürpriz yapanları. Görüyorsunuz büyük oranda olumlu sürprizlerle ilerliyoruz. Şimdi hemen bizim ezberciler ne diyecekler ama beklentileri düşürmüşlerdi. O yüzden sürprizler olumlu. Evet beklentiler biraz düşürmüştü ama yıldan yıla büyümeler de iyi gidiyor. Şu ana kadar raporlama yapan şirketler de hisse başı karlılıkta geçen yıla göre %1.3'lük büyüme var. Bunu beklemiyordu kimse. Bu son derece olumlu bir sürpriz. Bu şu ana kadar ki 123 ortalaması içerisinde negatif var, pozitif var ama %1.3 oranında geçen seneye göre karlık artışı var. Yani Amerika'da öyle bir resesyon yok. Eğer resesyona yakın bir küçülme varsa bile şirketler bununla ilgili hazırlıklarını yapmışlar. Borsa buna bakar. Borsa şirketleri nasıl gideceğine bakar. Şirketler iyi gidiyor gibi gözüküyorlar. Biraz önceki grafikte pozitiflerden negatifleri çıkarıp netleştirirsek ikinci çeyrek şurada gözüküyor. Bu gördüğünüz gibi Amerikan borsasının ortalamasına yakın bir yerlerde duruyor. Yani 2020-21-22'de bu Covid sırasında aşırı para basılmasından dolayı para öyle mi bollaştı ki çok aşırılıklar yaşandı. Şimdi o aşırılıkların etkisi yavaş yavaş geçiyor ve ortalamalara geri dönüyoruz demek. Resesyon yok demek. Değerli kardeşimizin söylediği Amerika batıyor, yok oluyor bir şey bilmiyorsun pek de doğruya benzemiyor. Bu arada aslında işin içerisinde enerji sektörünü çıkarsak durum daha da iyi. Biliyorsunuz bütün dünyada petrol fiyatlarını bir türlü yukarı çekemiyorlar. Son bir, bir iki hafta hafif kıpırdanma var ama enerji fiyatları aşağıya doğru gidiyor. Bu grafikte de enerji sektörünün etkisini ayıklarsak ki şu Etki görüyorsunuz, enerji sektörü kötüye gidiyor. Geriye kalan şirketlerde ciro tarafındaki büyümenin yine son derece olumlu olduğunu görüyoruz. Yani işin içine enerji çıkarsak işler daha da iyi. Dün bu demin anlattıklarım üzerine üç büyük bilanço daha geldi. Visa, Microsoft ve Google. Ben de yakından takip ettim. Twitter'dan da anlık paylaşımlar yaptım. Henüz beni Twitter'da takip etmiyorsanız lütfen şu linkten takip edin. Orada çok anlık bilgi paylaşıyorum. Çok zevkli tartışmalar oluyor. Maalesef her şey videoya dönüşmek mümkün değil. Fakat baktığımızda Visa hedeflerini tutturdu. ise başı karda gerçekleşen 2.16 dolar, beklenti 2.11'di. Ciro'da da 8.1 milyar dolar ciro yaptı, 8.06 beklenti vardı. Stabil gibi gitti ise senede sonra hafif bir düşüş yaptı. Muhtemelen burada birileri biraz kar alıyorlar. Visa'da işler iyi. Visa'da işlerin iyi olması çok önemli. Çünkü Visa bütün küresel ekonominin nasıl gittiği konusunda bir ipucu veriyor. Yani öyle bir çöküş falan yok. Her şey hedefler doğrultusunda ilerliyor gibi gözüküyor. Sonra Microsoft geldi. Microsoft'un da çok iyiydi aslında. Gerçekleşen 2.69 hisse başı kar. Beklenti 2.54'tü. Ciro gerçekleşen 56.2 milyar dolar. Beklenti 55 buçuk civarındaydı. Yani Microsoft her iki hedefini tutturdu. Ama hisse aşağıya doğru gitti. Ben tweet'e attığımda 1.75'ti. Sonra biraz daha sertleşti. Bunun arkasındaki sebepleri biraz sonra geleceğiz. Şirketin şu andaki performansından ziyade yapay zeka ile ilgili yeterince gazı vermemiş olması diyebilirim. Daha sonra Google geldi. Google her şeyi değiştirdi. İnanılmaz bir bilanço getirdi. Ben uzun zamandır Google'a çok hevesliyim. Keşke videosunu yapsaydım diye düşünüyorum şu anda. Birebir mentorluk verdiğim arkadaşlar var. Onlara Google'u düşünmelisiniz diyordum. Google çok çok iyi sonuçlar geldi. Hisse başı kar 1.44 dolar. Beklendi 1.20 idi yani dümdüz etti. Ciro 74 milyar dolar. Beklenti 65 milyar dolardı. Bundan dolayı tabii kapanış sonrası ciddi yukarıya attı hisse kendini. 7.39 dolar %6'lık bir artış var. Tabii şimdi bu şirketlerin biraz detaylarına bakmamız lazım. Çünkü bu bize önümüzde mesela bugün Meta geliyor. Meta nasıl bir bilanço getirir konusunda ipucu verebilir. Bu arada dün ben ufak risklerde aldım. Ben trade pek yapmıyorum ama QuantFury platformunu kullanmaya başladığımdan beri Biraz daha trade de yapmaya başladım. Trade niye yapmıyordum? Yani günlük işlem niye pek yapmıyordum? Çünkü Türkiye'de günlük işlem yapmak çok pahalı Amerikan borsaları için. Quantford'da ise bu tamamen ücretsiz. Quantford'ın gelir modelinde bizlerin bu işlemlerden üretilen veriyle kendileri trade yapıyorlar. Bu Robinhood gibi Amerika'daki pek çok şirketin modelidir. Bu sayede bize bedavaya bu hizmeti sunuyor. Üstelik kaldıraçlı işlemlerde yapabiliyorsunuz. Mesela dün kapanışa yakın saatlerde 1000 dolarlık Alphabet ve Microsoft hisseleri aldım. Microsoft'ta muhtemelen bugün biraz zarar etmiş olacağız ama hisse orada daha azdı. Çünkü Alphabet'in hissesi daha ucuz ve oradan gelen kar çok rahatlıkla burayı telafi edecek gibi gözüküyor. Küçük bir oyun bu. Herhalde bir 50-100 dolar para kalmıştır ama böyle bir şey de yaptım. Quantföre ile ilgili Bugün bir video daha yapacağım nasıl kullandığıma dair çok soru geliyor ama siz şimdiki şu linkten gidin bir indirin siteyi biraz inceleyin biraz oynayın daha sonra bugün videoda detayları anlatacağım. Gelelim bilanço detaylarına bu Visa'nınki benim üye olduğum App Economy Insights diye bir site var ücretli üyeyim ben orada. Twitter'da bunların bazı ücretsiz de yayınlıyorlar oradan takip edebilirsiniz çok hoş böyle grafiklerle anlatıyorlar meseleyi. Vizeye baktığımızda net ciro geçen sene göre %12 artmış. Hmm, pek de galiba resesyon yok gibi gözüküyor. Nerelerden geliyor bu? Hizmetlerden geliyor. Geçen sene göre %15'lik artma. Veri işlemeden geliyor. %15'lik geçen sene göre artış. Uluslararası transaksiyonlardan %14'lik artış var. Diğer dediği kalemden de %15'lik artış var. Yani across the board derler buna. Bütün ürün kalemlerinde gelir artışları var. Brüt karı çok fazla artmamış. Herhalde bu dönemde giderleri biraz artmış durumda. Ama esas faaliyet karlarına baktığımız zaman geçen seneye göre 5 puanlık bir artış var. %62'lik esas faaliyet kar marjı var. Net kara baktığımızda %51 net kar etmiş 4.2 milyar dolar. Bu da yine geçen seneye göre 4 bas puanlık bir artış. Visa benim yatırımcısı olduğum bir şirket değil ama yatırımcısı olduğumuz PayPal'ı etkileyecek bir bilanço bu. Çünkü PayPal'da da bundan dolayı beklenti olmaya döneceğini düşünüyorum. Unutmayın ikisi aşağı yukarı aynı sahasındalar. Ayrıca Visa'nın bu rakamları küresel olarak da insanların alışveriş yapmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Microsoft. Microsoft'un bilançosu aslında çok kuvvetli geldi. Bütün elefler tutmuş durumda. Ciro'da geçen sene göre %8'lik artış var. Kalemler bazına baktığımızda Microsoft 365 ve LinkedIn içinde bulunduğu verimlilik ve iş süreçleri ürünlerinde %10'luk artış var. Intelligent Cloud yani bulut hizmetlerinde %15'lik artış var. İşte Xbox gibi diğer ürünlerde de %4'lük artış var. Toplamda %8'lik Ciro artış var. Gayet güzel. Microsoft çok büyük bir şirket. Ondan sonraki çift tane bekleyemezsiniz. Burada görüyoruz ki enflasyon üstünde bir Ciro artışı yaratmışlar. Brüt karda da 2 puanlık bir artış var. %70'lik brüt kârı ulaşmış durumdalar. Net karda da 3 puanlık bir artış var. 20 milyar dolar kar etmişler. Yani Microsoft'ta da her şey yolunda gibi gözüküyor ama hisse pek gitmedi. Sebebi de temel iki konu aslında. Bir geleceğe yönelik olarak beklentilerde bu bulut hizmetlerinde %26, %27'lik büyüme istiyor Wall Street. %25-26 yapacağız büyümeyi muhtemelen dediler. Yani aslında önemli fark değil. Bir de daha önemlisi yapay zeka ile ilgili ciro beklentilerinizi biraz 2024'ün ikinci yarısına doğru sarkıtın dediler. Çünkü bunların ünlü OpenAI'yi satın aldıktan sonra gelişime başladıkları Copilot biliyorsunuz 30 dolar kullanıcı başı para isteyecekler şirketlerden bu yapay zeka paketi için onunla ilgili ürün geliştirmenin henüz hani sürdüğünü esas cironun 2024 2. yarıdan sonra gelmeye başlayacağını söylediler. O sit bundan da pek hoşlanmadı ve ise senedini kapalı son saatlerde aşağı doğru çekti. Ben ise önümde süper başarılı bir şirket görüyorum. Yapay zekaya deli gibi para harcamana rağmen aynı şey biraz sonra gecesi Google için de geçerli. Hala karlılıklarını artırabilen cirolarını bütün bu dev yapılarına ve bütün piyasalardaki zorluklara rağmen %8 büyüten bir şirket görüyorum. Daha ne görmek istiyorsunuz ben bilmiyorum. Ve alfabet. Alfabet bir işi çok değiştirdi. Alfabetle ilgili beklentiler çok tartışmalıydı. Ben olumlu bekliyordum. Zaten buna ilgili biraz önce gösterdim. Tweet de attım. Küçük bir kumarda oynadım. Ama bu kadar olumlu beklediğimi söyleyemeyeceğim. En önemli konu reklam gelirlerinde tekrar yukarıya doğru dönüş var. Bu çok önemli. Amerikan ekonomisinin ve dünya ekonomisinin nereye gittiğini göstermek için uzun zamandır reklam gelirleri aşağı doğru gidiyordu. Google Search reklam geliri %5 artmış. YouTube reklam geliri %4 artmış. Google'un Ad mobu %5 civarında artmış. Google Play yani içinde bunu Google Nest var, Pixel var, YouTube'un premium hizmetleri var, üyelikler var vesaire. %24'lük artış var burada. Bulut hizmetlerde %28'lik artış var. Bu çok çok iyi. Bulut çok önemli. Diğer kalemler sabit gitmişler gibi. Böylece toplamda ciro %7 artmış. Hani nerede resesyon bana bir anlatmanız lazım. Brüt kar geçen seneyle aynı kalmış oran olarak %57 civarında. Net kar 18.4 milyar. Net kar marjını %25. Geçen sene göre 2 bas puanlık artış var. Bir de biliyorsunuz Google epey personel çıkarttı ama oradan gelen olumlu tasarruf etkisi henüz yansımadı bilançolarımıza diyor Google. Üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte daha net göreceğiz. Hatta bu çeyrekte kıdem tazminatları vesaire ekstra giderlerimizde oldu diyor. Yani kar marjı biraz daha yukarı gider diyor. Tabi piyasa Google'a çok 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 sevindi. Ben de çok sevindim çünkü her şeyi etkiliyor Google. Burada bugün raporlama yapacak Meta'nın reklam gelirlerinde artacağını düşünebiliriz. Ben Meta'mı satmıştım ama yine de güzel bir şey borsanın yukarı doğru genel olarak gidiyor olması. Bu arada Google'un reklam gelirlerindeki düşüşü görüyorsunuz. Yani aylardır düşüyordu ilk defa. Şimdi tekrar yükselişe geçmiş durumda. Aynı şekilde YouTube reklam gelirlerinde de düşüşten geriye doğru dönüyoruz. Bu da iyi bir şey. Ben de bir YouTuber'ım sonuçta. Evet bilançolar iyi geliyor. Daha da iyileri gelecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bugün Meta'mız geliyor. Perşembe günü Intel geliyor. Daha sonra Amazon gelecek. Apple gelecek. Nvidia gelecek. Palantir gelecek. İyi bilançolar görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Tabii iyi bilançolar çok önemli ama bir yandan da FED ne yapacak? O da çok önemli. Powell acaba neler planlıyor bizim için? Bugün FED toplantısı var. FOMC faiz artış oranını bildirecek. Piyasalar merakla bekliyorlar. 25 bas puanlık bir artış geleceği fiyatlanmış durumda zaten. FED o konuda bizi şaşırtmayacaktır. Ama ileriye doğru yapacağı açıklamalar ne? İşte orası biraz endişe verici. FED konuşmacıları hep enflasyon düşmüyor, enflasyon düşmüyor, daha çok düşmeli diyorlar ama aslında onların daha çok baktıkları konu 5-year break-even inflation rate dediğimiz mesele bu nedir hazine kağıtları işlemlerinden üretilen bir türev endeks aslında çok kafanızı karıştırmayayım ama temelde 5 yıllık bir hazine kağıdı alan insanların enflasyon beklentisi ne olduğunu gösteriyor diyelim. Onda bir tırmanış oldu son aylarda. Bunun temel sebebi ekonomi iyi gidiyor Amerika'da. Bir resesyon yok gibi gözüküyor. İş gücü pazarı iyi gidiyor. Maaşlarda belli artışlar var. Emtialar biraz yukarı doğru kıpırdanmaya başladı. Biliyorsunuz petrol fiyatları yukarı doğru gitmeye başladılar. Aynı şekilde bu tahıl anlaşmasının sona erdirilmesinden dolayı Ukrayna'dan tahıl çıkmıyor dünyaya. Bu da gıda fiyatlarını biraz yukarı doğru tırmandırıyor. İşte bütün bu faktörleri bir araya getirince diyor ki yatırımcılar galiba enflasyon beklendi biraz yukarı çıkartmak lazım. Yüzde 2.1'lere yaklaşmıştı. Şu anda tekrar yüzde 2.3'lere doğru gidiyor. Yani bu çok korkutucu mu? Bakın düştüğü yere bakın buralardan aşağı geldik. Değil ama trend keşke iyi gitse. Şu en sonunda bir kırılma olmuş ama FED bunu göz önüne alabilir. Bu nedenle pek çok analistin tahmini diyorlar ki FED yani 25 bas puanı artıracak ve Powell diyecek ki bu iş durana kadar artırmaya devam edebiliriz. İki artış daha bile yapabiliriz. Nitekim beklentilere baktığımızda yarın 25 bas puanlık artışın geleceği %98 oranında piyasa hem fikir bu artık böyle olacak. Ağustos ayında FED toplantısı yok. Eylül'de %21 ihtimali bir artış daha olacağı düşünülüyor. Kasım'da ise bir artış daha olma ihtimali %33 oranında gözüküyor. Yani iki artış daha artık bayağı bir puanlanıyor. Anlamlı mı? Değil. Çünkü aslında enflasyonla ilgili daha evvel çok konuştuk. Pek çok kaleminde ciddi düşüşler var ve ileriye doğru baktığımızda da beklentilerde de düşüş asla devam ediyor. Fakat Fed'in yarın biraz yine de Şahince konuşacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika'da ekonomi çok canlı hala. Birilerinin beklediği resesyondan iz yok. Evet belli konularda elbette yavaşlama var ama mesela konut piyasası tekrar hareketlenmeye başladı. Üretim sektöründe acaba hareketlenmeler var. Enflasyonun bir bölümü kalıcı gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Amerika uzun zamandır göçe kapattı kendini. Nitelikli iş gücü açığı çekiyorlar. Belki takip edenleriniz olmuştur. Mesela TSMC Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çip fabrikası kuruyor. Eleman bulamadım ben diyor. O yüzden az olan elemanın tabii fiyatı da artıyor. Bu yüzden benim tahminim tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da göç sınırlamaları biraz kalkacak. Amerika tekrar göçmen kabul etmeye başlayacak ama meselelerin bazıları da yapısal. Bunu kabul etmek lazım. Bu çerçevede Fed'in yarın biraz şahince konuşabileceğini düşünüyorum. Peki bu şahince konuşma borsayı nasıl etkiler? E, bir miktar kızartabilir belki. Yani bu doğru. Ama o şahince konuşma içerisinde borsa bir iki tane olumlu mesaj bulursa eh görüyorsunuz kazançlar da çok iyi şirketlerde tekrar yukarı doğru yönümüze döneriz diye düşünüyorum benim yakından takip ettiğim bir analist Tom Lee şöyle enteresan bir analiz yapmış. Yarın ne olabilir diyor. O %1, %2 yukarı gitme ihtimalimiz daha yüksek diyor. Şöyle yapmış. Daha önceki toplantılardan çıkan faiz kararları nasıl etkilediler borsayı? Onunla ilgili küçük bir çalışma yapmış. Bu sefer diyor önümüzde aslında çok olmuş şeyler var. Birincisi evet biraz borsa fazla satın almış durumda. Yani Hisseler olması gerekenden yukarıda bu olumsuz ama iki tane de iyi şey var. Enflasyon hala aşağı doğru iniyor. e Faiz artışlarında da hani bir şeyler daha söyleyebilirler ama yani bundan sonra önümüzde acayip bir faiz artış dönemi yok. Bundan dolayı o da neredeyse tamamlandı gibi böyle baktığımızda üç kalemden ikisi iyi böyle bir vaziyette yukarı doğru gideriz diyor kendine göre bir istatistik yapmış. Tabii tahmin etmek zor ama Tom Lee beni çok yakından takip ettiğim, benimle doğru kararlar almama çok yardımcı olan bir arkadaş aslında. O yüzden dediğine güvenebiliriz gibi geliyor bana. Bu durumda FED yarın hafif şahince konuşsa bile toplam resme baktığımızda enflasyon hala aşağı doğru iniyor. Eh faiz artışlarında son yaklaştığımız kesin sonda değilsek bile bizi korkutmaya çalışsalar bile bundan dolayı borsanın yukarı gitme ihtimali yüksek diyor. Ben biraz arada bir yerdeyim ama çok da önemli değil. Yarınki açıklama ne olursa olsun yön yukarı doğru gidecektir sonra diye düşünüyorum. Elbette önleminizi alın. Eğer kendinize hedge etmemişseniz hedge edin. Fed'in önce faiz kararı geliyor. Daha sonra Powell'ın konuşmaları geliyor. Genel trend faiz kararından sonra borsa yukarı gidiyor. Powell konuşması sırasında da biraz yukarıya gidiyor. Powell'a gazeteciler soru sormaya başlayınca elinde sonunda mutlaka bir şey yumurtluyor ve borsayı aşağı doğru alabiliyor. Bu da aklınızda kalsın ama çok sert hareketler beklemiyorum çünkü resim büyük oranda netleşmiş durumda. Yine de borsa canını bir düzeltme isteyebilir onu göreceğiz. Evet durumlar vaziyetler böyle. Ben YouTube Katıl ve Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle sık sık değerlendirmeler yapıyorum. Muhtemelen bugün de bir canlı yayın açacağım. Ne zaman? Fed'in kararı açıklandıktan sonra siz de bir an önce YouTube katıl üyeler arasına gelin. Bin üyeye ulaşma hedefim vardı. İki ay önce sıfırdan başladığımızda şu anda 924 üyeye geldik. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunun dışında bir de Haddini Aşk Kulübü'nde yıllık olarak üye olanlar da var. Orayı tercih ediyorlar çünkü orada WhatsApp grubu var, canlı etkinlikler daha yoğun oluyor vesaire. Hattin Aç katılmak isterseniz link yukarıda, YouTube katıl üyesi olmak isterseniz link aşağıda. Siz de gelin, her hafta bir ise seni de değerlendiriyoruz. Her hafta makro ekonomiye başka hiçbir yerde bakılmadığı şekilde bakıyoruz. Genelde de şimdiye kadar haklı çıktık. Bundan sonrası belli olmaz tabii ama elimden gelen en büyük çabayı gösteriyorum. Buyurun, bekliyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.